dünyadan gider olduk, biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua, bizim için hayır dua. Kılanlara selam olsun. La ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Derde derman ya Allah. Ecel büke belimizi, ecel büke belimizi söyletmeye bilimizi. Hasta iken halimizi, hasta iken halimizi soranlara selam olsun. La ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Derde derman ya Allah. Derviş Yunus söyler sözü, derviş Yunus söyler sözü. Yaş doludur iki gözü, bilmeyenler neyi bilmiş, bilmeyenler neyi bilmiş. Bilenlere selam olsun. La ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Derde derman ya Allah. Hüseyin Hilmi Işık rahmetullahü teâlâ aleyh. Babası Said, dedesi Lofça'nın Tepova köyünden İbrahim Pehlivan'dır. İkisi de Eyüp Sultan'da metfundur. Balkan Harbi'nde şehit olduğu Çatalca'daki tepeye ismi verilen Bursalı Kamil Efendi ile hemşiresi Ayşe Hanım'ın anneleri Fatıma Hanım, İbrahim Pehlivan'ın biraderinin kızıdır. Çeşitli din ve fen kitaplarının yazarıdır. Türkçe, Arabi, Farisi, Fransızca, Almanca ve İngilizce kitapları neşretmiştir. Kitapları bütün memleketlerde okunmaktadır. 1351, miladi 1932'de Eczacı Fakültesini, 4 sene sonra Kimya Yüksek Mühendisliğini bitirmiştir. Halıcıoğlu Askeri Lisesi'nde ve üniversitede okurken daima sınıfının birincisi olmuştur. Teğmenlikten albaylığa kadar Türk ordusunda zehirli gazlar mütehassıslığı ve kimya öğretmenliği yapmış çok subay yetiştirmiştir. İstanbul Üniversitesi'nde çalışarak fenil siyan nitrometan cisminin sentezini yapmış ve formülünü bulmuştur. Bunu bildiren raporunu Fen Fakültesi 1937'de Fritz Arndt, Lotte Lowe, Hilmi Işık isimleriyle devlet matbaasında İngilizce olarak ikinci cilt numarasıyla bastırmıştır. Ayrıca Fen Fakültesi'nin 1937 senesi ikinci kanun tarihli Fen Fakültesi mecmuasında 139. sayfasında neşredilmiştir. Bu başarılarından dolayı çok tebrikler almıştır. Din bilgilerinde derin alim ve tasavvuf marifetlerinde kamil ve mükemmel olan kerametler, harikalar sahibi Seyyid Abdülhakim Efendi'nin yetiştirdiği selahiyetli bir din adamıdır. 1929'dan 1362 miladi 1943 senesine kadar o büyük zattan ders almış, Arabi ve Farisi tercümeler yaparak gençliğe hizmet için çalışmıştır. Hakikat Kitabevi'nde 1415 Hicri ve 1995 miladi senesinde kendi hazırladığı
60 Arabi ve 25 Farisi ve 11 Türkçe ve bunlardan tercüme ettirdiği Fransızca, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arnavutça ve diğer dillerdeki kitapların miktarı 100'den fazladır. Her memleketten mektupla istenen kitapları her gün postayla göndererek ehli sünnet düşmanlarını rezil etmiştir. Hakikat Kitabevi'nin bastırdığı kitaplar internet vasıtasıyla bütün dünyaya dağılmaktadır. 6 senelik albayken 1380, miladi 1960 senesinde 49 yaşında emekli olmuştur. Çok kitap okudum. Ehl-i sünnet âlimlerinin yükseklikleri yanında pek cahil bir hiç olduğumu anladım. Onları tanıyabilmek, yollarında bulunmak büyük nimettir. Resulullah'ın yolu onların gösterdikleri yoldur. Resulullah'ın güzel ahlakı onların ahlakıdır. Dünyada ve ahirette saadete kavuşmak isteyen o büyüklerin yoluna sımsıkı sarılsın derdi. Sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki: biliniz ki her şeyin evveli Allahü Teala'dır ve her şeyin dönüşü onadır. Onun verdiğini kimse geri alamaz. Onu gözet ki o da seni gözetsin. Ömrünü ona ibadette sarf et. Doğru yolu gösterenin Allahü Teala olduğunu bil. Aklı imanın temeli say. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem diri bil. Kur'an-ı Kerim'i eman bil. Namazı, orucu, haccı, zekatı yerine getir ve unutma. Çok sabırlı ol ki muradına ulaşasın. Yakınlarına İyi huylu ol. En kötü ayıbın çok konuşmak olduğunu bil. Ömrünü cahillikle sona erdirme. İlim öğren ve öğret. İlim uzakta da olsa onu talep et ki Resulullah Efendimizin ilmi Çin'de bile olsa talep ediniz sünnetiyle amel etmiş olasın. Kendini herkesten aşağı bil. Boş konuşmayı bütün fitnelerin başı bil. Düşmanın dostluk göstermesini dostluk bilme. Kanaati mutlak zenginlik bil. Fesada razı olmayı günahların başı bil. Hayatın boyunca iyilik üzere ol. İmanı, İslam'ı öğren ve öğret. Hem kendine hem başkalarına iyilik et. Yardımcı ol. Çünkü bir gün gelecek, sen de ölecek, bu dünyadan ayrılacak, ahirete gideceksin. Zenginlik halinde iyilik yapmayan, Allahü Teala'nın ihsan ettiği mal ve beden zenginliğini yerinde kullanmayan, bunların elden gitmesi halinde şüphesiz çok pişmanlık çekecektir. İşte Allahü Teala'nın sana verdiği bu sıhhat ve zenginlik halinde onun rızası olan işlere koş. Bu halini ganimet bil. Vakit geçirmeden kendin için ve başkaları için emrolunanları yap. Zira ileride çok zor günler gelecektir. Ahirette ise dünyadayken yaptıkların karşına çıkacaktır. Geldi geçti ömrüm benim. Geldi geçti ömrüm benim. Şol yelesi geçmiş gibi, hele bana şöyle geldi, bir göz yumup açmış gibi, bir göz yumup açmış gibi. Hüseyin Hilmi Işık rahmetullahi aleyh, 26 Ekim 2001, Hicri 9 Şaban 1422'de vefat etti. Eyüp Camii'nde kılınan cenaze namazına binlerce insan katıldı. Eyüp Sultan da toprağa verildi. Hüseyin Hilmi Işık'ın bir kızı, bir oğlu olup, oğlu Abdülhakim Bey, babasından 7 ay önce Hakk'ın rahmetine kavuştu. Damadı, büyük insan muhterem Enver Ören Bey, torunu Ahmet Mücahit Ören Beyefendidir. Bir torunu da Abdülhakim Bey'in oğlu Ferruh Işık Bey'dir. Hüseyin Hilmi Işık'ın zevcesi Nefise Siret Hanım,
28 Şubat 2009 tarihinde İstanbul'da vefat ederek zevcinin yanına defnolundu. Hüseyin Hilmi Işık rahmetullahi aleyh, hayatı boyunca insanlarla iyi geçinmeyi, güzel ahlak sahibi olmayı tavsiye etti. Fitne çıkarmaktan her zaman çok sakındı ve sevenlerine de bu hususta hep ikazda bulundu. Güler yüzlü olmayı, güzel ve temiz giyinmeyi tavsiye etti. Bu zamanda İslamiyet'e hizmetin bu şekilde yapılacağını söylerdi. Politikaya asla karışmadı. Siyaset adamlarıyla görüşmekten kaçındı. Yetiştirdiği binlerce öğrencisi, ülkeye hep faydalı hizmetlerde bulunmuşlardır. Ehl-i Sünnet o kimsedir ki, bir yerde bir saat kalsa, orada hayırlı bir iz bırakır derdi. Hüseyin Hilmi Işık rahmetullahi aleyh, son derece vefakâr idi. Ecdadımıza büyük hürmeti vardı. İslam alimleri ve Osmanlılara vefa borcu olduğuna inanır ve onları büyük bir muhabbetle severdi. Osmanlılar olmasaydı, biz şimdi Müslüman ve Ehl-i Sünnet olamazdık derdi. Hocası Seyyid Abdülhakim Efendi'nin talebeleri ve aile efradına hürmet ve ihsanlarda bulunmayı bir vefa vecibesi addederdi. Seyyidlere büyük hürmeti vardı. Ömrü boyunca onlara hizmet etmeyi, onların sıkıntılarını gidermeyi, maddi ve manevi destek vermeyi kendine önemli bir vazife bildi. En büyük keramet istikamet üzere olmaktır buyururdu. Namazı ve diğer ibadetleri birinci vazife olarak görür, altını çize çize namaza mani olan işte hayır yoktur derdi. Hüseyin Hilmi Işık rahmetullahi aleyh ailesinden Osmanlı terbiyesi, Seyyid Abdülhakim Efendi'den de tasavvuf edebi almıştı. Kendisinden büyüklerin yanında konuşmaz, kimseyle münakaşa etmez, edebi gözetir, ekseriya iki dizi üzerine oturur, bağdaş kurmayı bile edep dışı görürdü. Hüseyin Hilmi Işık'ın rahmetullahi aleyh, sabır ve tahammülleri çoktu. İnsanlardan bir eziyet, sıkıntı gelse katlanır, mukabele etmezdi. Yerine göre pamuktan yumuşak ama küfre, bid'atlere ve günaha karşı da çelik gibi sert idi. Dinimizin öngördüğü derecede cesur idi. Kitaplarında doğruyu yazmaktan kaçınmaz, korkulacak yalnız Allahü Teala'dır der ama fitne çıkmamasına da çok dikkat ederdi. Devletin kanunlarına uymada çok titiz davranırdı. Müslüman dine uyar, günah işlemez. Kanunlara uyar, suç işlemez derdi. Sık sık vatan sevgisi imandandır hadisi şerifini okurdu. Nasıl muvaffak oldunuz diye soranlara, helekel müsevvifun, yani sonra yaparım diyenler helak oldu hadisi şerifine uyarak, bugünün işini yarına bırakmadım ve kendi işimi kendim gördüm. Yapamadığım işi bir başkasına havale ettiğim zaman neticesini takip ettim cevabını verirdi. Bu zamanda İslamiyet'e hizmeti muvaffakiyetle yapabilmek için, muhatabın anlayacağı gibi konuşmalı ve herkese tatlı dilli, güler yüzlü olmalıdır buyururdu. Her işinde orta yolu takip eder, hiçbir şeyde aşırılığı tasvip etmezdi. En iyi hoca, en iyi evlat, en iyi kardeş, en iyi eş, en iyi baba, en iyi dede, en iyi komşu ve en iyi ilim adamı olmaya gayret ederdi. Kur'an-ı Kerim okumak ibadetlerin en kıymetlisidir. Allah Teala'nın kelamıyla konuşmak oluyor yani. Allah Teala ile konuşmak oluyor efendim. Namaz niçin çok efdaldir? Çünkü namazda Kur'an-ı Kerim var. Mevlüt okumak niçin çok sevaptır? Çünkü mevlütte Kur'an-ı Kerim okunuyor. Ya Kur'an-ı Kerim okumak bütün ibadetlerin en efdalidir. Hadis-i Şerif'te ne buyuruldu? Namazda okunan Kur'an-ı Kerim, namazın haricinde okunan Kur'an-ı Kerim'den daha eftal ve daha hayırlıdır. Kur'an-ı Kerim'i Allah rızası için ezberleyenler ve Allah rızası için okuyanlar, Allah Teala'nın
evliyasıdır. Yani dostlarıdır. Onlara düşmanlık eden kimse Allah-u Teala'ya düşmanlık etmiş olur. Hadis-i şeriftir bu. Hadis-i şeriftir bu yani. Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala için ezberleyenler ve Allah-u Teala için okuyan hafızlar Allah-u Teala'nın dostlarıdır. Bunlara düşmanlık Allah-u Teala'ya düşmanlıktır. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye ve anlatmaya ve hadis-i şerifleri yazmak, toplamak ve anlatmaya, neşretmeye ehemmiyet vermeyen, meşgul olmayan kimseye uymak caiz değildir. Ona tabi olmak caiz değildir. Hiç Kur'an-ı Kerim'le, hadis-i şeriflerle, fıkıh ilmiyle alakası yok. Kafadan söylüyor. Alıyor Kur'an-ı Kerim'e, kendi kendine manalar veriyor. Buna uymak, bunu dinlemek caiz değildir. Kur'an-ı Kerim cami-i cemi-i ahkam-ı şer'iyedir. Ve cami-i şerai-i kadimedir. Geçmiş dinlerde hepsinde Allah-u Teala'nın emirlerini ve yasaklarının hepsi Kur'an-ı Kerim'de vardır. Ya Kur'an-ı Kerim'de vardır. Kur'an-ı Kerim geçmiş peygamberlere gelen kitapların hepsini kendisinde topladığı için hepsinden daha şereflidir. İnsanların kalbi his organlarına tabidir. Fakat tasavvuf yolunda ilerleyince kalbin his organlarına tabi olması kalmaz. Kalbe arız olan, vaki olan her zulmet, keduret, vesvese, şüphe gibi sıkıntıları gidermek, tövbe ve istiğfar ve Allah-u Teala'ya yalvarmak ile çok kolay hasıl olur. Kalbin selamete kavuşması Allah-u Teala'yı zikretmek iledir. Nazar ve istidlal ve fen bilgileri ile ve mantık ile değildir. Kalbin selamete kavuşması. Yani Ela bi zikrillah tatmainnel kulub diyor Cenab-ı Hak. Kalp ancak Allah-u Teala'nın ismini zikretmekle itminana, selamete kavuşur. Kalbin nurlanması, selamete kavuşması Allah-u Teala'nın ismini zikretmekle ve Allah-u Teala'nın emirlerini, farzlarını yapmakla, haramlardan sakınmakla, mekruhlardan sakınmakla, vaciplere ve sünnetlere yapışmakla hasıl olur. Kalbin tasfiyesi, temizlenmesi, nurlanması, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına sarılmak ve Resulullah Efendimiz'in sünnetine yapışmak ile ve bid'atlardan kaçınmak ile ve nefse aldanmamak ile hasıl olur. İşin başı kalbi Allah-u Teala'dan başka şeylerden boşaltmaktır. Kalp bunlardan boşalınca Allah-u Teala'yı arama, istemeye hacet yoktur. Allah-u Teala'nın sevgisi kendiliğinden yer gelir, yerleşir. Bir kalpte Allah-u Teala'nın muhabbeti ile Allah-u Teala'dan başka şeylerin muhabbeti bir arada bulunamaz. Ya o olacak ya o. Kalp his organlarına tabidir demiştik.
mesela gözü haramlardan sakınmayınca kalbi korumak güçtür. Kalp korunamayınca günahdan sakınmak güçtür. O halde azaları haramdan korumak için gözü haramdan korumak lazımdır. Kalbin selameti, kurtulması, Allah sevgisine kavuşması, Allah'tan başka şeyleri unutmak ile olur. Unutması ile olur. 1000 sene ömrü olsa asla kalbine bir şeyin düşüncesi gelmeyecektir. Kalp böyle olunca fenaya kavuştu denir. Fenai kalp denir. Ve tasavvufun başlangıcı budur. Kalpte tasdik ve iman hasıl olduktan sonra zuhur eden şüpheler, inkarlar, vesveseler nefsi emmareden ileri gelir. Çünkü nefis daima dünya zevklerine kavuşmak ister. Ve her şeye amir ve hakim olmak ister. Başkasına tabi olmak istemez. Bu bir müjde işte. Müminlerin kalbine vesveseler geliyor, şüpheler geliyor. Bu nefisten geliyormuş. Kalpteki imana zarar vermezmiş bunlar. Çok hoş. Kalp salih ise, temiz ise, beden dahi, his organları dahi salih olur, temiz olur. Kalp bozuk ise, beden dahi bozuk olur. İnsanın kalbi, Allah-u Teala'nın nazar ettiği, baktığı yerdir. Bunun için kalbi temizlemeye çok uğraşmak lazımdır. Bu mahluklar içinde Allah-u Teala'ya en yakın olan insanın kalbidir. İnsanların kalbini kırmaktan çok ziyade sakınmak lazımdır. İster salih insan olsun, ister asi, günahkar insan olsun, hatta kafir olsun, kalbini kırmaktan sakınmak lazımdır. Allah-u Teala'yı inciten şeylerden birincisi küfür, ikincisi de kalp kırmaktır. Ya Allah Allah! İnsanların hepsi Allah'ın kuludur. Herhangi bir insanın emrindeki kuluna ihanet etmek, incitmek, onun efendisini üzdüğü gibi insanları incitmek, kalplerini kırmak da insanların sahibi olan Allah-u Teala'yı üzer. Allah-u Teala'nın mahluklarını ancak onun izin verdiği kadar kullanmalıdır. Gençlikte ibadet etmeyi büyük bir nimet bilmelidir. Bu fırsatı elden kaçırmamalıdır. Gençliği zikir ile Allah-u Teala'nın nimetlerini düşürmekle, Allah-u Teala'ya ağlamak ve yalvarmakla ve kabir ve kıyametin azaplarını düşünmek ile geçirmek ne büyük nimettir. Kul hakkı ne kadar az olsa da helallaşmadıkça cennete duhule manidir. Ne kadar az olsa dahi. Kul hakkı ya. Kul hakkından çok korkmak lazım. Çok. Ne kadar az olsa dahi cennete girmeye manidir. Aman yarabbim. Üzerinde kul hakkı bulunan Mevta'nın ruhu asumana, göklere yükselemez. Gel ey kardeş hakkı bulayım derse, gel ey kardeş hakkı bulayım derse, bir kamil mürşide varmayınca olmaz,
varıp da sözünü tutmayınca olmaz. Resulün cemalin göreyim dersen, Resulün cemalin göreyim dersen, bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Varıp da sözünü tutmayınca olmaz. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Varıp da sözünü tutmayınca olmaz. Niceler gittiler mürşid arayıp, niceler gittiler mürşid arayıp, arayanlar buldu derde devayı, arayanlar buldu derde devayı. 40 yıl okusalar aktan karayı, 40 yıl okusalar aktan karayı, bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Varıp da sözünü tutmayınca olmaz. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Varıp da sözünü tutmayınca olmaz. Peygamberlerin gelmişleri sebebi ve onun varislerinin olur sebebi, hepsi bize bu mayın talasının içinde mayınların patlamayacağı, o mecengelden bizi yavaş yavaş götürüp selamete çıkarmaktır. Onun için katliyen hocası bu iş olmaz. Mümkün değil. Birinin göstermesi lazım. Söylemesi lazım. İkaz etmesi lazım. Mübareklerin hayatını size 3 cümleyle özetleyebilirim. Kaç cümle? 3 cümle. Onların bütün hayatlarının özeti şu 3 cümledir. 1. Kitaplarımı okuyun. Bitti. Çünkü onlar benim değil, büyüklerin kitapları. 2. Onları dağıtın, yayın. 3. Birbirinizden ayrılmayın. Birbirinizi sevin. Birbirinize kaynaşın. Aranıza fitne girmesin. Bölücüler gitmesin, girmesin. Çünkü bütün bugüne kadar gelen tarih boyunca devletler, milletler, cemiyetler, cemaatler hep içeriden bölünmüşlerdir. Neden? Fitneden. Neden? Dedikodudan. Neden? Gıybetten. Halbuki mübarekler buyuruyorlar ki, eğer birisi gelip de size bir din kardeşinizi kötülerse, ona siz derseniz ya Allah'tan kork, sus. 100 şehit sevabı alırsınız buradan. 100. Onun için mübarekler buyurdular ki, Allah rahmet eylesin, zayıf karakterli, zayıf ruhlu insanlar daima bu zaaflarını gidermek için güçlü insanların arasını açmak isterler. Birinden diğerine laf taşırlar. Siz onlara kıymet vermeyin ve onları dinlemeyin buyuruyorlardı. Efendim buyurdular, Yusuf ve Hemedani Hazretleri senede bir ay Bağdat'a gelir, camide vaaz verir. Bir ay. Nitekim Seyyid Fehim Hazretleri de senede bir ay Van'a gelir, Şabane Camii'nde vaaz verir ve gider. Doğru mu? Şabane Camii imamı burada çünkü. Abdülcelil Efendi. O camiye ben de gittim Van'da. Seyyid Fehim Hazretleri gelir, bir ay vaaz verir. Demek ki hep büyüklerin sünneti bu. Bu vaazı dinleme 3 arkadaş gidiyor. Kaç arkadaş? 3 arkadaş. Biri giderken diyor ki kalbinden, ya Rabbi diyor, bu ne bahtiyarlık, bu ne saadet, bir Allah adamı bu memlekete gelmiş, bize nasihat verecek, bize vaaz verecek, biz ne kadar şanslı insanlarız diyor içinden. Biri diyor ki bu hocalar diyor işimi kalma diyor, para almak için, para kazanmak için, şöhret yapmak için ta kendi memleketlerinden kalkıp buralara kadar geliyorlar. Biz niye gidelim bunun vaazını denemeye? Ama hadi arkadaşın hatır kırılmasın diye içinden geçiriyor. Ama kesinlikle red. Hiç hak vermek yok. Üçüncüsü diyor ki, ya gelmiş madem ki diyor, İnşallah birkaç kelime ispat ederiz ama burada sanki hoca mı yok diyor. Buradakiler veriyorlar zaten bu vaazı. Ta Hemedan'dan kalk buraya kadar gel. O ortada. Biri tam teslim. Biri tam red
biri de ortada. Yusuf Hemedani Hazretleri üçüne birden bakıyor. Baştakine diyor ki birinciye, sen diyor o kadar büyük bir evliya olacaksın ki senin asrında senden daha güzel bir evliya olmayacak. Senin ayakların bütün o evliyaların omuzları üzerinde olacak. Bu Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri. Babası Azam. İkincisine geliyor. Ona bakarak diyor ki sen diyor bir gün mürtet olacaksın. Hem büyük alim olacaksın hem de sonunda dinsiz olacaksın, mürtet olacaksın dedi. Yüzüne. Üçüncüsüne dedi ki sen dindar olmazsın, dinsiz de olmazsın, zengin olmazsın, fakir de olmazsın, sürünür gidersin. Ortada çünkü. Bu İbn-i Sakka Dicle'nin üzerinde, Dicle'de bir kayaya otururdu, böyle bir kaya. Allah-u Teala'nın var ve bir olduğu, tek olduğunu 300 delil ispat ederdi. O kadar alim oldu. Bir gün bir ihtiyaça binaen halife onu İstanbul'a gönderdi. Heraklius'un ya da işte Rum İmparatoru'nun arzu üzerine saraya gönderdi. Orada kötü insanlarla karşılaştı. Kötülerle beraber oldu ve Hristiyan oldu. İslamiyet'i reddetti. Allah. Onun için mürtet deniyor. Reddettiği için. İslam benim batıl dedi. Hak din Hristiyanlık dedi. Gitti Hristiyan oldu. Ve aynı taşa gelirdi o Dicle'de. Dicle'de var ya, hani biraz evvel söyledim. Aynı taşa oturdu. 300 delille Allah'ı 3 de ispat ederdi. Bu kadar da bozuk. İlmi çok derin. Ve İbn-i Sakka ihlâssızlığı yüzünden, Allah adamlarına karşı olan bu yüzünden, adaveti yüzünden Allah-u Teala ondan her şeyi aldı. Böyle geberdi gitti. O bakımdan Allah hepimizi korusun. Allah adamlarına karşı, Allah dostlarına karşı abiler, yani kılıç çok keskin. Paramparça olur insan. Şah Nakşibend Hazretleri demişler ki efendim kılıcınız çok keskin, başını vuran gidiyor. Mübarek buyurmuş ki ben sallamıyorum ki. Millet gelip başını vursa ben ne yapayım? Ve mübarekler buyurlar ki ihlas nasıl elde edilir? İhlas nasıl muhafaza edilir? İhlası buyurlar elde etmenin tek bir ilacı vardı, tek bir yolu vardı, iki yok. O da sohbet buyurlar. Bu büyüklere muhabbet ve onu dinlemek, onu sevmek, sohbet etmektir. Sohbet demek illa bir şeyler dinlemek, illa bir şeyler öğrenmek değil kardeşim buyurlar. Sohbet beraber olmak demektir. İsterse hiç konuşulmasın buyurlar. Nitekim bir tüccar gelmiş efendim buyurlar Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin sohbetine. Bir saat bekle, laf yok. İki saat bekle, laf yok. Var diyor ben çekip gideyim burada. Nasıl bir şey konuşulmuyor? Derken mübarek buyurmuş ki otur otur. Buyurmuş ki eğer sen bizim susmamızdan, sükutumuzdan istifade edemiyorsan biz sana ne söylesek istifade edemezsin. Çünkü sohbetin esası kalp temizliğidir. Beyin temizliği değil. Bilgiyi akıtmak değil. Feyz akıtmaktır. Feyzin kaynağı kalptir. O da kalpten kalbe intikal eder. Konuşmakla değil, sevgi, muhabbet ile. Mübarekler yine anlatıyorlar. Cenab-ı Hakk'ın kullarına verdiği çok nimetler vardır. Bu nimetlerin içinde öyle bir büyük nimet vardır ki, vardır ki, vardır ki eğer o nimetin şükrü eda edilmezse, yani Cenab-ı Hakk'a bu nimetinden dolayı onun arzu ettiği şekilde teşekkür edilmezse bir gün o nimet elden gider. Gider. İşte buyurlar ki Allah-u Teala'nın kullarına verdiği en büyük nimet itikattır, imandır. Cennete amelle girilmez. İstediğin kadar ibadet yap. İmanın dürüst değilse, sağlam değilse, imanın yoksa kapıdan dönersin. Çünkü anahtarı iman. İşte iman nimetinin şükrü Kur'an-ı Kerim'de çok yerde geçiyor efendim buyurlar. Hubbu fillah'tır. Yani Müslümanların kendi aralarında iyi geçimidir. Eğer Müslümanlar kendi aralarında bir geçimsizlik meydana gelirse kiminle kimin arası olursa olsun bunlardan birinin imanı gidebilir. O hala imanlı zanneder kendini ama gitmiştir. Çok tehlikelidir.
Ameller imanı korumak içindir. İstiğfar edilir. Duası var. Dua yapılır. Tekrar geri gelir ama uçan bir kuş gibidir. İnsanın omuzunda veya başının üstüne bir devlet kuşu konmuştur. Ufak bir sarsıntıyla uçtu mu perişan oluruz Allah korusun. Onun için daima güler yüzlü, tatlı dil olup herkese iyi geçirmek lazım. Herkesle. Onun için Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki Aleyhisselatü Vesselam, insanlar iki gruptur. Bir grup sıcak kanlı, bir grubu soğuk. Sıcak kanlı olanlar sevilir, sever, herkes iyi görüşür. Yani onun için görüşememek diye bir endişe yoktur onunla. Çünkü kendi tabiatı öyle. Bazıları vardır ki yanına sokulamazsın. Soğuktur. Ama bu iyi alamet değil tabii. Şah Nakşibend Hazretleri Kudüs-i Ruh buyuruyor ki bir talebe hocasının hakkı için hocasının hakkını ödenmesi için kıyamete kadar ömrü olsa, kıyamete kadar hocası için dua etse gene ona şükür ve dua etmiş olamaz, hakkını ödemiş olamaz. Ateş düştüğü yeri yakar. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki günahı büyük olanlar şefaat edeceğim. Ama imanı bozuk olanlar değil. İmanı bozuk olmak çok tehlikeli. Çünkü mutlak cehennem. Hani kesin. Neden bu kadar kesin? Çünkü Hazreti Peygamber öyle buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si mutlaka cehenneme gidecek itikatları bozuk olduğu için. Yalnız bir fırka kurtulacak. Onlar da benim ve eshabımın yolunda olanlardır. İşte ona ehl-i sünnet ve cemaat diyorlar. Sünni demek Cenab-ı Peygamber'in sünneti işte. Cemaat ve eshab-ı kiram, ehl-i sünnet ve cemaat bu demektir. Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebinde olmak, böyle bir mübarek zatı, Allah adamını tanımak, tarifi imkansız bir nimet. Bunun hiçbir şeyle ölçülemez. Ama unutmayalım ki bir şey ne kadar kıymetliyse, onun düşmanları da o kadar çoktur. Mübarek hocamız buyurdular ki, Allah rahmet eylesin, Allah da şefaatle nail etsin. Bu ehl-i sünnet itikadı efendim buyurdular, bir cevherdir, bir pırlantadır. Allah Teala onu çöplüğe koymaz. Kimde bu ehl-i sünnet itikadı varsa bilsin ki o seçilmiş bir insandır. Allah Teala onu seçmiştir. Kalbini mübarek eylemiştir. O kalbe de bu cevheri yerleştirmiştir. Onun için efendim mübarekler buyurlar ki Allah şefaatinden ailesin diyorum tekrar. Efendileri şaka için laf söylemezdi. Çok ciddiydi. Hele dini meselelerde asla. Efendilerine sordular efendiler. Artık tekkeler kapandı. Bundan sonra evliya yetişmez mi diye sordular. Efendi Hazretleri de buyurdular ki ehl-i sünnet itikadlı olan, haramlardan sakınan, farzları yapan bu zamanın evliyasıdır. 99 halkası doğru olsa, bir halkası bozuk olsa bu zincirle kuyuya inilmez. Bu bir halkanın yüzünden ahirete gidilemez. %100 de doğru olması lazım. Bunun için de mübarekler buyurdular ki peygamberimize kadar aleyhissalatü vesselam müteselsilen kim bize dinimizi anlatıyorsa müteselsilen Hazreti Peygamber'e kadar onun sülalesi belli olması lazım. İşte altın halka onun için deniyor. Orada her şey belli çünkü. Kim kime İslamiyet anlatmış? Kim kime İslamiyet anlatmış? Ve nasıl anlatmış? Hocam buyuruyor ki hocam buyuruyor ki bir canlı misal, bunu da Taha amca Allah rahmet eylesin de anlatmıştı. Ben oradaydım çünkü dedi. Mübarek hocamızdan da duymuştuk. Bir gün Bayezid Camii'nden Efendi Hazretleri çıkmışlar. Taksiye binmişler. Taha amca da yanındaymış. Bir teyze gelmiş. Kucağında çocuk. Efendi Hazretleri'nin daha kapısı kapanmadan çocuğu kucağına atmış. Demiş ki efendim gitmedik doktor bırakmadım, gitmedik hoca bırakmadım, bu çocuk felçli ne yaparsanız yapın. Ben artık takatım kesildi demiş. Efendi Hazretleri bari gözlerini kapatmış. Hiç. Durmuş sadece. Durmuş. Bir şey yok. Sonra demiş ki teyzeye
al çocuğu götür demiş. Kadıncağız çocuğu tutacak, pırr, yakala yakalayabilir misin? Hemen efendim, şey, tamamca efendi hazretlerinin elini tutmuş. Efendi hazretleri, Allah aşkına bu duayı bana öğret demiş. Ne dua kurdun? Taha demiş, ben ne dua kurum? Ben ne dua bilirim ki? Ama çocuk iyileşti. Yok demiş, bir yanlış olmasın. Çocuğu kucağıma attığı zaman ben Seyit Fehim Hazretleri'ne havale ettim. Efendim bu benim işim değil. Benimle alakası yok. Lütfen içimden dedim ki efendim hocam dua buyurun bu çocuk iyileşsin. Ben kim oluyorum? Ta demiş. İşte talebelik bu, hocalık bu. Biz mübareklerden ömrümüzde bir defa ben kendimizi duymadık. Sadece bildiğimiz gibi biz kim oluyoruz buyurlar. O büyüklerin kelamlarının arasına bizim bir şey koymamız pırlantanın arasına cam parçaları, çakıl parçaları koymak anlamına gelir. Biz böyle şey yapmayız buyurdular. Onlardan içtim buyurdular ki. İşte misal bu. Bir gün sabah namazını kıldık Fatih'teki evde. Sonra mübarekler kanepeye geçtiler. Ben de yerde. Eğer mühim bir şey söyleyeceklerse ya da bir emirler varsa oraya otururlardı genelde. Kardeşim buyurdular. Bir hizmetler var. Arkadaşlar var. Gerek bu hizmetlerin, gerekse bu arkadaşların oluşmasında zerre kadar bunlar. Bir zerre ki atom değil, atom parçalanabilir. Parçalanmayan parçaya zerre denir. Bir zerresini kendinden bilsem yanarım efendim buyurlar. Bir gün kitap evine geldiler, Işık kitap evine. Kitap evinde tabi harıl harıl çalışmalar, faaliyetler var. Mübarekler gence herkes tabi edebiyle durdu. Mektubatta geçiyor zaten. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki bütün kemalat sohbette müdemiştir. Tamam. Fakat buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Sohbetten istifade etmenin en büyük şartı, tek şartı terbiyeli olmaktır, edepli olmaktır. Onlar çünkü saygı ve edebi olmayanlara dönüp bakmazlar. Bakmalarına gerek yok. Feyiz kesilir buyurlar. Buyurlar ki efendim bir gün Efendi Hazretleri'ne gittim. Efendi Hazretleri çok üzgündü. Böyle. Ben de hayırdır inşallah dedim. Yanlarında oturdum. Birden buyurlar ki beni dinleyen kazanır. Ama dinleyen yok buyurmuş. Ben de içimde dedim ki eyvah. Eyvah. Demek biz de onun içindeyiz. Ki bana söylüyorlar. Hemen Efendi Hazretleri bana döndü. Buyurlar ki sen laf dinlersin. Efendim buyurlar şu anda bu kitapların basılması, sizlerin burada olması ve kitapların yayılması, dağılması hep Efendi Hazretleri'nin sen laf dinlersin mübarek sözünün hikmetidir. Benim efendim ben sana bendim bir üflediğinde yıkıldı bendim bir üflediğinde yıkıldı bendim ben ki denizdim dağ başı bendim şimdi sen oldun alem efendim şimdi sen oldun benim efendim. Hüseyin Hilmi Efendi kendisine konan ortaya konan tavırları yapılan düşmanlıkları yakılan hakaretleri hepsini göğüs gererek bize ecdadımızın yolunu, yani Selçuklu'nun Osmanlı yolunu gösterdiler. Onlar hangi itikattaydı? Ehl-i Sünnet itikadındaydı. Peki, Osmanlı'nın olsun, Selçuklu'nun olsun, o yükseliş dönemlerinde, o zaman da Yahudisi vardı, Ermenisi vardı, Hristiyanı vardı, Ateşe Tapanı vardı, Yezidisi vardı, Ezdisi vardı, hepsi vardı. Herhangi bir kimse muzdarip olmuş mu? Olmamış. Biz Balkanlarda 400 sene kaldık. Peki kimin başı ağrıdı? Kimin başı kesildi? Hiç olmadı. Yavuz Sultan Selim Han rahmetullahi teala aleyh bir gün işte bu Hristiyanların İspanya'da o zaman Endülüs Emevi Devleti'nde yaptıkları katliamı okuyunca
Celal bir sultan. Hemen fırlıyor. Diyor ki ben de diyor onların yaptığının aynısını Balkanlarda yapayım. Müslüman olan olsun olmayanı kesin gitsin. Temizleyin diyor burasını. Ki kendisine o zaman rehberlik eden Zembillahi Efendi var. Ahmet İbni Kemal Paşa Hazretleri var. Onlar diyorlar ki olmaz. Olmaz. Niye olmaz? Çünkü ehl-i sünnet alimleri dinin doğrusunu bildirmişler. Kitaplarla yazmışlar. Kur'an-ı Kerim'de sen sadece onlara götürürsün, koloni kurarsın, İslamiyet anlatırsın, gerisine karışmazsın. Gelişine karışamazsın. Cezayı verecek sen değilsin. Allah-u Teala verecek. Allah-u Teala verecek. Ve Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'ni o fikrinden caydırmışlar ve döndürmüşler. Peki ehl-i sünnet itikadında olmasaydı, biz tarihi görüyoruz, itikadı bozuk olanlar. Hasan Sabbah'ı da biliyoruz. İşte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, bu Anadolu coğrafyasında ehl-i sünnet itikadı da yok edilmek istenmişti. Allah-u Teala dedelerimizin, Osmanlı'nın, Selçuklu'nun hatırı ve hürmetine Cenab-ı Hak Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni bu coğrafyaya gönderdi. Ve Hüseyin Hilmi Efendi'yi yetiştirdi rahmetullahi teala aleyh. Hüseyin Hilmi Efendi de buyuruyorlar ki, eğer ben hocamı tanımasaydım, çünkü kendileri anlatıyor. Ben diyor çok kitap okuyordum. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin talebeleri genellikle Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ne Efendi Hazretleri diyor. Bazıları da Efendi Baba diyor. Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullahi teala aleyh Efendi Hazretleri tabirini kullanıyor hocası için. Çok kitap okuyorum. Efendi Hazretleri de çok okurdu. Bana da çok okumamı söylerdi. Kendilerini tanıdığımda 18 yaşında bir askeri öğrenciydim. Eyüp Camii'nde kitap okuyorlardı. Oturacak yer bulamadım. Gittim rahlenin yanına oturdum. Hatta bir kimse geliyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri anatomiden bahsedince adam şaşırmış kalmış. Ben demiş doktorum, tıp fakültesi bitirdim ama sizin kadar bilmiyorum. Siz ne kadar kitap okudunuz? Biz diyor 50 bin cilt kitap okuduk. Onlar öyleydi. Onlar öyleydi. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh devamlı sürekli okuyorlardı. Peki bir seferinde yine anlatırken buyuruyorlar ki karışım buyuruyorlar. Hem de ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını koymuşlar böyle önlerine. Şunu iyi anladım ki çok kitap okumak insanı sapıtır. Peki kendiler niye sapıtmak doğru yolda kaldı? Hocaları vardı. Rehberleri vardı. Sağlam bir rehber vardı. Sağlam bir rehber vardı. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri kendilerine bir rota çizmişti. O rotanın içerisinde hani ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından derlediklerini bu coğrafyada yaşayanlar. Sadece bize de değil. İhlas Vakfı vasıtasıyla, Hakikat Kitabı aracılığıyla bu kitapların orijinalleri Arapça, Farsça olmak üzere dünyanın her tarafına gönderildi. Ayrıca İngilizce, Almanca, Fransızca da bunlar tercüme edildi. Hatta mahalli dillere de aktarılmaya başlandı. Kendileri hayattayken bizzat bunları görüyor. En çok sevindikleri de bu kitapların okunması, bu kitapların dağıtılması ve bu içindekilerle amel edilmesidir. Tabi bu kadar zaman içerisinde bunları nasıl hallediyor? Bir talebesi soruyor. Diyor ki efendim, her İslam alimi kendisine rehber edindiği bir şey var. Siz kendinize neyi rehber edindiniz? Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sözlerinden hangisini kendinize rehber edindiniz? Cevaben buyuruyorlar ki, biz Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam, helekel müsevfûn, yani ileride yaparım, sonra yaparım diyen helak oldu. Helak olur değil, helak oldu. Bu hadis-i şerifi biz kendimize prensip edindik. Bu hadis-i şerifi prensip edindik. Allah rahmet eylesin. Bir gün Enver abiler, tabii kayınpederler, aynı zamanda hocaları, onlardan dinlemiştik. Aynı evde oturuyorlar. Gecenin ikisi, iki buçuğu benim odanın kapısı çalındı. Fırladım. Baktım dedi hocamız kapıda. Buyurun efendim demiş, bir şey mi oldu? Yok demiş. Yok kardeşim. Ellerinde bir kağıt. Ben bu bilgileri İşte tam İmhal Saadet Ebediye veya diğer hazırladığı kitaplardan birisine şuraya geçilecek. Sayfa numarası da belli. Ben bunu birisine emanet etmezsem sabaha kadar uyuyamam, bu bir. İki, eğer ben vefat edersem bu da böyle kalır. Bu da iki. Onun için kardeşim sizi uyandırdık, hakkınızı helal edin. Ben demiş şimdi bunu size teslim ediyorum ki ben gidip rahat uyuyabileyim. Gecenin ikisi, iki buçuğu teslim ediyorlar ve ondan sonra da Allah rahmet eylesin Enver abiler de dedilerdi ki ondan sonra ben uyuyamadım. Ondan sonra da ben uyuyamadım. Ve zaman konusunda işte Fatih'te oturanlar çok iyi bilirler. Kendileri haftada iki defa Yeşilköy'de eczaneleri vardı. Oraya giderlerken sabahları saatini ayarlayabilirdin. 9'u 1 değil. 9'da mutlaka oradan geçiyor araba.
9'da çıkıyor. 9'u 1 değil. O kadar hassaslar mı? Evet, o kadar hassaslar. Hatta burada Emre Abdülhamid'in emsali olan talebelerinden olanlar var. Onlar da çok iyi bilirler. Mesela işte bu akşam 8'de bize gelin. 8'i 1 geçe gelip zile bastıysa Hüseyin'im efendim içeri almıyor. Bu kadar hassas mı? Evet, bu kadar hassas. Peki efendim almaz? Hayır. Almamak suretiyle bir şeyi öğretiyorlar. Neyi öğretiyorlar? Mesela hazırlattıkları Tamim-i Hasadi Tebedi kitabında ve diğer kitaplarda dikkatli şekilde okunduğu zaman Allah-u Teala buyuruyorlar, insana belli bir zaman dilimi vermiş. Belli bir zaman dilimi vermiş. Bu zaman dilimi bir yerde başlıyor, bir yerde de bitiyor. Emel abi de bizim anlayacağımız şekilde bazı misallerle anlatırlardı. Kum saati tersine dönmeye başladığı zaman başlıyor bu gitmeye. Bu sene Ramazan Şerif'te bir televizyonda birisi bir şey anlattı. Hoşuma gitti benim de. Oturmuş hesap etmiş. Oturmuş hesap etmiş. Neyi hesap etmiş? Bir sene 365 gün ya. Türkiye'de insanlar genellikle 20 bin gün veya 30 bin gün yaşıyor diye. Ne demek o? 20 bin gün 60 sene. 30 bin gün 90 seneymiş. 90 sene. Diyelim ki 60'lı yaşım. Ben de 60'ı geçtim. 60'lı yaşlarda kum saati doldun, tersine döndü. Tersine döndü. Tıkır 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 başlıyor. Daha doğduğun gün. Eğer 20 bin gün verildiyse daha doğduğun gün gitti. Ne kaldı geriye? 19.999 gün kaldı. Biz gitti. Onun için Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh çok titiz davranlar. Helekel müsevvifun. Yarın yaparım diyen helak oldu. Yarına bırakmıyorlar. Allah rahmet eylesin. Emel abiler de tabii bu zatın o terbiyesinden geçtikleri için aynı titizlikteydiler. Aynı titizlikteydiler. Onun üzerinde çok titiz duruyorlar. Çünkü bu kitaplar Tamim-i Hasadi Tevbediye kitabının başında ön sözünde bir ifade buyuruyorlar bu zat. Buyuruyor ki bu kitap roman değil, hikaye değil, masal değil. Ya bu ilim kitabı. İlkokulu bitiren bir kimsenin okuyup anlayabileceği şekilde biz bunu yazdık. İlim bu kadar olur. Artık hani bugün seviye o kadar düşmüş ki efendim biz anlayamıyoruz. Biz anlayamıyoruz. Birazcık okuyacaksın, dağarcığını arttıracaksın ve o seviyeye çıkacaksın. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh tam İlmi Hasadeti Ebediye kitabında önce iman, doğru bir iman, ehl-i sünnetlik adını anlatmışlar. On sana amel bilgilerini anlatmışlar. Sonra tasavvuf bilgilerini koymuşlar. İmam-ı Rabbani Kutsu Hüsnü'nün ikinci, üçüncü cildinden İmam-ı Rabbani Kutsu Hüsnü'nün mektubatından lazım olanlarına. Hatta kendileri almışlar ve koymuşlar. Buyuruyorlar ki mektubatın aslını okumak için bir lisan öğrendim. Din-i İslam'ı mübin, imanın esasını öğrenmek isteyen mektubat okusun efendim. Önce Allah-u Teala'nın sevdiklerini öğrenmek lazımdır. Onlar farzlar, vacipler, sünnetlerdir. Bunları öğrenip yapmak lazım. Sonra Allah-u Teala'nın sevmediklerini öğrenip yapmamak lazımdır. Onlar nelerdir? Haramlar ve mekruhlardır. Sohbetlerinde de bunu açıkça ifade ediyorlar. Yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh öyle bir eser vücuda getirmişler ki tanıyanlar iyi bilirler. Fatih'teki evinde zaten daracık bir sokak. Önünde evlerden başka bir şey görünmüyor. Arkada da evden başka bir şey görünmüyor. Yazın, kışın hep oradalar ama hep kitap hazırlıyorlar. Allah-u Teala Hüseyin Hilmi Efendi'yi yetiştirmek için ki Kuzey Irak, Musul'a inen Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri geri döndü. Bir sürü meşakkat ve zahmetlerle İstanbul'a geldi. Hüseyin Hilmi Efendi yetiştirdi. Bu rastgele bir şey değil. Tesadüfi bir şey değil. Allah-u Teala bunlardan misak alır. Bu misakı yerine getirmek mecbur etti mi? Elbette. Yarın ahirette Allah-u Teala onlara da hesap soracak. Diğer kullarıma vermediğim nimeti size verdim. Benim kullarıma benim dinimi nasıl anlattınız? Onun için de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hocasından öğrendiklerini ve hocasının bildiği kitaplardan bir ömür harcayarak bu kitapları hazırladılar. Eshab-ı kiram aleyhissalâm Bedir Harbi'nde baba oğul karşı karşıya geldiler. Baba oğul, bu benim oğlum, bu benim evladım demediler. Dolayısıyla dinin ne olduğunu, İslamiyet'in ne olduğunu, ehl-i sünnet itikadın ne olduğunu, hangi yolun doğru olduğunu Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bir ömür boyu fırsat buldukça talebelerinden sohbetlerken anlatmışlar ama bütün bilgilerde hep kitaplara yazmışlar. Bu kitapları okudukça ecdadımızı da tanıyoruz, ehl-i sünnet alimlerini tanıyoruz, doğrunun ne olduğunu daha iyi tanıyoruz. İşte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh ve onun hocaları silsile deniyor. Hocaların hepsi bize bunu anlatıyor. Yani ecdadımızın yolunu anlatıyor. Mektubat kitabının özeti ilim, amel, ihlas deniyor. İlim lazım ama tek başına kurtarmaz. Amel lazım, ilim, amel. Bu ikisi gene kurtarmaz.
Misal veriyorlar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hep anlatmıştır, kitaplarında geçmiştir. Allah rahmet eylesin. Emel abi de aynı şeyi anlatıyordu. Üçüncüsü yoksa helak olur. İhlas, samimiyet. Çünkü şeytanda ilim de vardı, amel de vardı. Üçüncüsü yoktu. Ve bu şekilde üçüncüsü olmayan birçok alimler tepetak toplamış gitmiştir. İtikadı bozulmuştur, başka yollara düşmüştür, kendini satmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bile geçiyor. Belan bağıradan. Onlar köpek gibidir buyuruyor. Köpek gibidir buyuruyor. Ve bunları bize öğreten, kitaplarıyla bize anlatan Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. İşte 13 sene oldu, aramızdan ayrıldı. Allah-u Teala rahmet eylesin. Fakat bunların ayrılması yok olmak demek değildir. Kim kendileri kitapta anlatıyorlar. Ölmek yok olmak değildir. Bir odadan öbür odaya geçmek gibidir. Şu anda kendilerinden bahsedildiği için bir hadis-i şerif var. İnne zikreli salim tenzilü rahme. Salihlerin anıldığı yere onlar ruhaniyetleri gelir. Dolayısıyla onlar samimiyetle seviliyorsa, kitaplar okunuyorsa, amel etmek için gayret sarf ediliyorsa Allah-u Teala onlar ruhlarına o gücü ihsan etmiştir. Onların kalplerinden gelen o feyiz dedikleri bizim anlayacağımız şekilde nur o kalbe girer mi? Evet o kalbe girer. Cenab-ı Hak bizlerin de anlayışını artırsın. Bu büyüklerin bildirdiği yolda olmamızı nasip ve müyesser eylesin. Allah-u Teala rahmet eylesin ve şefaatlerine nail eylesin. Cenab-ı Hak hepimizi onların şefaatlerine kavuştursun. Onların yolundan, bildirdikleri yoldan ayırmasın. Gururlanma insanoğlu ölmemeye çare mi var? Gururlanma insanoğlu ölmemeye çare mi var? Hazan görmüş bir gün gibi sonlamaya çare mi var? Hazan görmüş bir gün gibi solmamaya çare mi var? Hayat fani bir gün biter, ecel gelir alıp gider. Hayat fani bir gün biter, ecel gelir alıp gider. Yağı biten kandil söner, sönmemeye çare mi var? Yağı biten kandil söner, sönmemeye çare mi var? Hiç aldanma mala mülke girme sakın eğri yola. Hiç aldanma mala mülke girme sakın eğri yola. Tatlı canın Azrail'e vermemeye çare mi var? Tatlı canın Azrail'e vermemeye çare mi var? Düşünmezsin hiç ölmeyi, terk etmezsin hiç gülmeyi. Düşünmezsin hiç ölmeyi, terk etmezsin hiç gülmeyi. Yakası yok ak gömleği, giymemeye çare mi var? Yakası yok ak gömleği, giymemeye çare mi var? Kalkacaktır gözden perde, göreceksin yerin nerede.
kalkacaktır gözden perde, göreceksin yerin nerede. Ev kazılmış kara yerde, yatmamaya çare mi var? Ev kazılmış kara yerde, yatmamaya çare mi var? Münker nekir gelecektir, Rabbin kimdir diyecektir. Münker nekir gelecektir, Rabbin kimdir diyecektir. Mümin cevap verecektir, vermemeye çare mi var? Mümin cevap verecektir, vermemeye çare mi var?